Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ahir zamanda yapılan ibadete ayrı bir muamele yapılacak mıdır? Ee, Tabi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bununla ilgili pek çok hadis-i şerifleri var ama bir tanesini söyleyerek cevap vermeye çalışalım. Peygamberimiz buyurmuş ki, Ümmetimin fesada gittiği, bozulduğu bir dönemde kim benim sünnetime uyarsa hayatımı hayatına örnek alırsa yüz şehidin ücretini, sevabını ve mükafatını alabilir. Çünkü şartların zorlaşması yapılan işlerin kıymetini birden bine çıkarabilir. Mesela şehrin herhangi bir yerinde, İstanbul'un veya herhangi bir şehrin bir yerinde savaş yok, bir problem yok, tehlike yok. Nöbet tutmak değerlidir. Çok değerlidir. Ama Çanakkale Savaşı'nda o metrekareye şu kadar kurşunun düştüğü bir dönemde ve bir zamanda nöbet tutmak herhalde şehrin içerisinde tuğayın içinde nöbet tutmayla değerlendirildiğinde bire bin olacaktır. Veya diyelim hiç suyun olmadığı bir yerde. Su her zaman değerlidir. Suyun değerli olmadığı bir dönem, zaman ve yer olamaz. Her zaman değerlidir. Ama çölde hiç suyun olmadığı bir yerde su Herhalde evinin önünden nehir akan bir insana göre o çöldeki su, su belki bin kat daha değer olacaktır. Demek ki bir şeyin yokluğu, azlığı onun kıymetini birden bine çıkaracaktır. Şu halde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği, ümmetin fesada gidip bozal, bozulduğu, günahların açıkça işlendiği, hatta büyük günahların işlenmesinin serbest olduğu ve insanların övünerek bu günahları anlattığı ve İslam'ı yaşayanların azarlandığı, kınandığı, ayıplandığı bir dönemde elbette İslamiyeti, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatını kendi hayatına örnek alan bir Müslüman inşallah yüz şehidin sevabını alabilecektir. Öyleyse bulunduğumuz şartların zor olması, bizim yaşadığımız ortamda İslam'ı yaşayanların hor görülmesi, ayıplanması bizim İslam'dan uzak durmamıza değil, ona daha çok yapışmamıza ve daha samimi olmamıza ve hatta belki de diğer insanlara rol model olarak onların da bizim bu güzel hayatımızı örnek almalarına vesile olmak için çalışmak gerekiyor inşallah. Allah bu ahir zaman fitnesinden, veccal ve süfyan fitnelerinden bizleri muhafaza eylesin ve peygamberimizin müjdelediği bu hadis-i şerifin neticesine de bizi ulaşmayı nasip eylesin inşallah.